Hanefi Maturidi Ehli Sünnet. Selamun Aleyküm efendim. Daha önceki konuşmalarınızda Seyyid Kutub'un şehit olduğunu belirtmiştiniz. Lakin kendisi bugünkü tekfircilere ilham kaynağı olmuş biridir. Ve kendisi de öyledir. Kendisi Müslümanlıkla yönetilmeyen ülkelerdeki memurların kafir olduğunu belirtmektedir. Maide 44 tefsirine göre. Konu hakkında açıklama yaparsanız sevinirim efendim. Seyyid Kutup Hazretleri iki hayat yaşamış. Birisi felsefeci bir hayat. Yani işte prof olduğu cihetiyle, üniversite hocası olduğu cihetiyle, bilme cihetiyle biraz sosyalist fikirleri falan kaşıyan, okşayan, yani sosyalist fikirlerde öyle kökten tamamen hepsi yanlış değildir. Hiçbir şeyin tamamı yanlış ve hiçbir şeyin tamamı doğru değildir. Yani muhakkak onda bazı yanlışlar, bunda bazı doğrular vardır. Sosyalist fikirlerde bizim sahip çıkmamız mümkün olan birçok fikir vardır. Seyyid Kutup da o cinsten şeylerle, mesela zenginlerin fakirleri ezmesi. Yani buna hiçbir din, hiçbir müsaade etmediği gibi İslam dini de müsaade etmez. Biz de razı olmayız. Bunun gibi. Şimdi ama Seyyid Kutup Hazretleri ikinci hayatında tamamen İslam'a dönmüş ve Fizilalil Kur'an'ı tefsir etmiş, yazmış. Olabilir yani bir ayette yanılmış olabilir. İçtihattır o. Mesela bizim şeylerde de, bizim diğer müfessirlerde de o ayetleri başka türlü yazan yok. Ama Üstad Hazretleri içtihat etmiş o meselede. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاِنَّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاِنَّ اللّٰهُ nasıl oldu? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Üç mertebesi var. هُمُ الْكَافِرُونَ. Üstad Hazretleri وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ve mennem yusaddiktir diyor. İçtihad ediyor üstad. Yoksa içtihad etmese üstadın da o ayetler hakkında yazacağı başka bir şey yok. Üstad içtihad ediyor. Ve mennem yahkum, yani Allah'ın ayetleriyle hükmedenler değil oradaki mana, Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler. Ve mennem yusaddik, onu tasdik etmeyenler. Yani tasdik ediyor ama yapamıyor. Bir devlet reisi Allah'ın hükmüyle hükmetmek lazım olduğuna tasdik ediyor ama yapamıyor, elinden gelmiyor. Bu adam kafir olmaz. Üstadın içtihadı bu. Ama Seyyid Kutup da diğer bütün müfessirler de o meselede Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diye mecbur yazacak oluyor. Çünkü o ayet başka türlü denilemez. Ancak Bediüzzaman gibi asrın kutbu içtihat etme gücüne sahip. Üstad ona ve men lem yahkum ve men lem yusaddik manasınadır diyor. Yani bütün devlet idarecilerini kafir olmaktan kurtarıyor üstad. Fizilal, yani Seyyid Kutup aynen olduğu gibi yazmış. Diğer müfessirler de aynıdır. Başka türlü yazamaz yani. Çünkü ayet öyle diyor. Ancak içtihat edebilirse yazar. Üstad Hazretlerinden başka bütün müfessirler öyle yazmıştır. Seyyid Kutup da yazmıştır. Seyyid Kutup bir kere şuna dikkat etmek lazım. Seyyid Kutup her şeyini Allah yolunda feda etmiş. Her şeyini. Hatta namusunu da. Yani bacısına çok hakaret ettiler hapishanede. Bacım sabret dedi. Bacım sabret dedi. Şimdi Seyyid Kutup Hazretleri bir kelime söyleseydi idamdan kurtuluyordu, bir kelime. O Cemal Abdülnasır denilen firavun ona dedi ki ben yanlış, senden özür diliyorum. Cemal Abdülnasır dedi ki Seyyid Kutup benden bir kelime özür diliyorum desin, hemen dışarı çıkaracağım. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh, büyük şehit,
bir kafir, bir Müslüman bir kafirden özür dilemez dedi. Bir Müslüman bir kafirden özür dilemez. Bir ayet için. Ve ipe gitti. Bir kelime özür diliyorum dese ipten kurtulacak. Bir Müslüman bir kafirden özür dilemez. Ve ipe gitti. Sırf bunun için şehittir. Sırf bunun için. Şehit Kutup şehittir. Allah ona rahmet etsin. Şehadeti makbul olsun. Bizi de onun şefaatine mazhar eylesin. O bazıları efendim onun bazı sözlerinden istifade ediyor. Bugün üstadın sözlerinden de istifade ediyorlar. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerinden de istifade ediyorlar. Ne diyeceksin? Yani niyet bozuksa, hulku bozuksa, suyu, südü, sümüğü bozuksa ne diyeceksin adamı?